Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Deniz Kızı Turizm AŞ, her yaz sezonunda on binlerce insanın uğrak yeri olan Mersin plajlarında hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir, bünyesinde bulunan 9 halk plajındaki şezlongları sosyal mesafe kurallarına göre düzenleyerek hijyen tedbirlerini en üst düzeye çıkaran ekipler, şemsiyeleri, engelli rampalarını, duşları, soyunma kabinlerini, tuvaletler ve kafeleri tatilciler için özenle hazırladı. Kız Kalesi, Susanoğlu, Yapraklı Koy, Yemiş Kumu, Koca Hasanlı, Kumkuyu, Tırtar, Töbak ve Sultankoy halk plajlarında dört dörtlük hazırlık yapan ekipler misafirlerini ağırlamaya başladı. Sosyal mesafeli adalar oluşturularak yerleştirilen şezlonglar, sayısı artırılan duş, tuvalet ve soyunma kabinleriyle vatandaşlara rahat bir ortam sunuluyor. Hijyen rutinleri sıklaştırılan sahillerde şezlonglarda düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Her geçen gün yenilenip güzelleştirilen plajlara yakın zamanda Limonlu plajı da eklenecek. Çadır hizmeti sunulan Koca Hasanlı plajında vatandaşlar ister kendi çadırlarını kurabiliyor, ister büyük şehrin çadır hizmetinden yararlanabiliyor. Töbank ve Liparis'te ise şezlongun yanı sıra loca hizmeti de sunuluyor. Engelsiz bir Mersin'i yaratma yolunda kente yakışır bir uygulama olan engelli rampasıyla özel gereksinimli bireyler rahatlıkla denize girebiliyor. Kız Kalesi, Susanoğlu ve Yemişkumu plajlarında yer alan engelli rampaları uygun bulunan diğer plajlara da yerleştirilecek. Mersin turizminin göz bebeği olan sahiller yaz sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Türkiye'nin en uzun sahil şeridine sahip Mersin'de büyük şehrin sorumluluğunda bulunan halk plajları her yıl mavi bayrak ünvanıyla taçlanıyor. Kız Kalesi plajında bir, Susanoğlu sahilinde ise iki mavi bayrak yer alıyor. Diğer halk plajlarında da mavi bayrak dalgalandırmak için yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.